Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa'da büyük bir konut açığı var. Kiralar adeta patlamış vaziyette. Ev fiyatları orta gelir seviyesine sahip olan insanların artık Avrupa'nın pek çok noktasında ev sahibi olabilmesi hayalden öte başka bir şey değil. Bakın, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu yerlere bakıyoruz, ülkelere bakıyoruz. Artık ev sahibi olmak hayalden öte başka bir şey değil. Vatandaş geride kalan özellikle 5-6 yıl öncesinde ben kira ödeyeceğime hiç olmazsa bir ev alayım, bir miktarını peşin vereyim, bankaya borçlanayım, bir şekilde bunu öderim diyordu. Ancak öyle bir noktaya geldi ki değerli izleyicilerimiz, ne kredi alınacak halde ne de ev tutulacak halde. Evini değiştirmek zorunda olan, yeni evlenen ya da eğitimi nedeniyle başka şehirlere gitmek zorunda olanların durumu gerçekten içler acısı. Parası olana sorun yok. Ben toplumun genelinden bahsediyorum. Bakın, 600-700 euro olan bir ev şu anda siz o evden çıktığınızda minimum 900 bin euro civarında. Yani yeni bir eve taşınacağım derseniz mevcut kiranızın en az, bakın arkadaşlar, aynı standartlarda aynı bölgede %20 civarında daha fazla kirasını kira ödemek zorundasınız. Bunu bilinmesi gerekiyor. Peki devletler ne yapıyor? Bakın, Almanya'da Konut Bakanlığı diye bir bakanlık kuruldu. Biz bu ekrandan ve başka mecralardan, medya mecralarından defalarca Almanya başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasındaki en önemli konulardan bir tanesinin konut sorunu olduğunu söyledik. Almanya'da şu anda değerli izleyicilerimiz çok acil bir şekilde 100 bin konuta ihtiyaç var. Almanya'da yeni hükümet, yani bu son hükümet göreve başladığında bu bakanlığı kurdu. Biz de takdir ettik. Bu bakanlık değerli izleyicilerimiz 2030 yılına kadar önce 20 bin konut yapacağını açıkladı. Şimdi bu hedefini 10 bine düşürdü. Hani bir laf var ya, deve de kulak. Yani 20 değil 30 binde yapsan, daha önümüzde 7-8 yıl var, vatandaşın bu ödemiş olduğu kiraları düşürmeyecek. 7-8 yıl inşaatçılıkta uzun bir süre. Bakın, para deseniz para var. Kararlılık deseniz kararlılığı da göstermişler ama beceriksizlik o da var. Beceriksizlik olunca önünde daha 7-8 sene var. 100 bin konut yapamıyorsun. Bunun anlamı şu. Bu sadece Almanya için değil arkadaşlar, diğer ülkeler için de geçerli. Önümüzdeki dönemlerde kira fiyatları Avrupa'nın hemen hemen her noktasında artacak. Özellikle sanayi kentlerinde ve öğrencilerin yoğun olarak yaşamış olduğu kentlerde, yani özellikle üniversitelerin bulunduğu kentlerde ev kiraları daha da artacak. Dünyanın hemen hemen her noktasında böyle. Zaten yeni bir dünya düzeninin içerisine girdik arkadaşlar. Yani koronavirüs, ardından da özellikle Avrupa'yı yoğun bir şekilde etkileyen Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber işçiler, emekliler, sosyal yardım alanların hayatı daha da zor hale geldi. Devletlere bakıyoruz, tabii ki onların da ekonomileri etkilendi. Etkilenmeyen yok. Ama kasası ağzına kadar dolu olan devletler dahi vatandaşa tek bir kuruş vermemek için elinden geleni yapıyorlar. Yapmadılar mı yardım? Yaptılar ama yani şeye benziyor bu. Sadaka vermeye benziyor. Baktığımız zaman Almanya, Fransa, Hollanda gibi dünyanın ekonomik olarak üst düzey ülkelerinde vatandaşa 3-5 kuruş para verdiler. Onun dışında bir tek kuruş dahi para yardımında bulunmadılar. Vatandaş ne yapıyor? İmkanı olanlar ek iş yapıyor. İmkanı olanlar bir şekilde başka işlere giriyor vesaire derken gelirini arttırmaya çalışıyor. Ama vatandaşın aylık harcamaları da artmış vaziyette. Sadece ev kiraları değil. Markette, çarşıda, pazarda baktığımız zaman vatandaş geçen yıla göre sadece gıda ürünlerinde en az %15 daha fazla para ödemek zorunda. Hal böyle olunca sosyal devletiz biz. İşte Avrupa'nın, dünyanın en güçlü devletleriyiz diye açıklamalar yapanların bu anlattıklarının ben gerçekle çok alakasının olduğunu düşünmüyorum.
Ha, kıyaslama yaparsanız bazı ülkelere göre evet tabii ki daha iyi ama dünyanın en zengin ülkesiyim diyeceksin, en sosyal devletiyim diyeceksin, vatandaşa 3 kuruş sadaka vereceksin. Bakın Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da çocuk parasına, çocuk yardımına 6 euro zam yapılacak önümüzdeki yıl. 6 euro. Hangi derdine derman olacak vatandaşı size soruyorum. Çocuğun eline versen o 6 euroyu almaz. Yani 219, 225, 230, 240, 250 neyse işte bu bantta insanlara çocuk yardımı yapılıyor. Ama baktığımız zaman kökten bir çözüm değil bu. Bir kere yapılması gereken en önemli adım ya da atılması gereken adım şu. Bir kere önümüz kış. Bahar ayına kadar mutlak surette Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın ekonomik olarak iyi durumda olan devletleri bahar ayına kadar, bahar aylarına kadar, Nisan'a kadar hane başına, ev başına 500 euro yardım yapmak zorunda. Bunun başka bir yolu, yöntemi yok. İşçi sıkıntı içerisinde emekli yaşayan bir ölü zaten. Bunun yanı sıra vatandaş ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Yani davulun sesi özellikle Türkiye'den beni izleyenlere söylüyorum kıymetli izleyicilerimize öyle uzaktan duyulduğu gibi Avrupa'da da artık hoş değil. Bunun bilinmesinde fayda var. Şimdi değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok çok sevindirecek olan, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza Türkiye'den emeklilik yolunun açılmasıyla ilgili çok önemli bir konuyu ele alacağız. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da değerli izleyicilerimiz sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin için Türkiye'de emeklilik kapısı açıldı. Artık herkesin kaç yaşında olursanız olun 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez. Hem kendi geleceğiyle ilgili, hem eşinin geleceğiyle ilgili, hem de çoluk çocuğunun geleceğiyle ilgili. Bunun yanı sıra gençler hem sizin hem eşinizin hem de annenizin babanızın geleceğiyle ilgili adım atma zamanınız geldi. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Önce bu telefon numarasını lütfen kendi telefonunuza kaydedin. +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı bu arkadaşlar. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp'tan arayabilirsiniz. Yazmanızı tavsiye ediyorum. Daha hızlı cevap alırsınız. Çünkü yoğunluk oluyor. Yazanlara anında geri dönüş oluyor. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli bulunan arkadaşlarımız sizden gelecek olan mesajları bekliyor. Peki, konu nedir? Nasıl emekli olacaksınız? Nasıl emekli maaşı alacaksınız? Bakın, yurt dışında yaşıyorsanız dedik. Geleceğinizle ilgili, eşinizin geleceğiyle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili Türkiye'de benim de bir emekli maaşım olsun. Türkiye'ye gittiğim zaman doktordan hiç olmazsa bedavaya yararlanayım, sağlık hizmetlerini bedavaya alayım diyorsanız bunun en kolay yolu Türkiye'de emekli maaşı almak. 2019 yılında bir yasa çıktı. Vatandaşlarımızın pek çoğu ben artık Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik defterini kapattı. Şimdi ben geçtiğimiz günlerde sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'yla İstanbul'da bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Bak dedim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bana şunu soruyor. Diyor ki Fatih Bey, dünyanın bin bir türlü hali var. Emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatta bir sefer olan bir şey ve ölene kadar maaş alıyorsun. Öldükten sonra eşin bundan yararlanıyor, çocukların bu hizmetten, bu paradan yararlanıyor. Bir şekilde bizim de rahat nefes almamız lazım. Ama 2019 yılında çıkan yasadan sonra çok para ödeyecekmişiz devlete diye kapattık diyor. Ama işin aslı astarı nedir diye bana soranların sorusunu ben de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya'ya ilettim. Bakın Özgür Bey de aynı şeyi söyledi. Dedi ki Fatih Bey, 2019 yılında çıkan yasadan sonra pek çok kişi Ali'den Veli'den duydu. Ondan bundan duydu. Ya devlete çok yüksek miktarda para ödememiz gerekiyormuş dedi. Oysa 3000 euro vererek emekli olan da var. 3000 dolar vererek devlete emekli olan da var. 5000 euro vererek emekli olan da var. 10.000, 15, 20. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Oysa ki tüm vatandaşın, herkesin durumu farklı. Mesela özellikle bundan hanımların yararlanmasını istiyorum. Çocuğu olan hanımefendiler yani annelerimiz çok daha ucuza,
çok daha kolay Türkiye'de emekli oluyorlar. Geçmişte Türkiye'de ister sigortanız olsun ya da olmasın, sizin de emekli olma hakkınız var. Kaç yaşında olursanız olur, 30, 40, 50, 60, geleceğinizle ilgili emeklilik planlaması yapma hakkınız sizin de var. Şimdi kulaktan dolma, o bu bunu dedi falan filan, bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Kendinizle ilgili, eşinizle ilgili, çoluk çocuğunuzla ilgili artık emekliliğe giden yola çıkma zamanı geldi. Peki ne yapacaksınız? Şimdi ekranın altındaki bu telefon numarasına WhatsApp'tan şunu yazacaksınız: kendim için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşim ve kendim için emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazacaksınız. Şu anda bu yazmış olduğunuz WhatsApp hattının başında bulunan görevli olan arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Siz yaşamış olduğunuz ülkeden Türkiye'ye hiç gitmenize gerek kalmadan sadece 120 euroya, kişi başı 120 euroya danışmanlık alacaksınız. Özgür Bey'le sizin görüşeceğiniz bir randevu oluşturulacak. Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Cep telefonunuzdan arkadaşlar, WhatsApp'tan canlı olarak, görüntülü olarak Özgür Bey'le görüşeceksiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun. Özgür Bey size bazı sorular soracak. Sizin de kafanızda emekliliğinizle ilgili ne kadar soru varsa hepsini Özgür Bey'e soracaksınız. Özgür Bey bunların hepsini cevaplayacak. Sizin için özel bir çalışma yapacak. Sizin devlete en düşük parayı ödeyerek en yüksek nasıl emekli maaşı alacağınızı kendisi söyleyecek. Sizin tüm müracaatlarınızı yapacak. SGK'ya gidecek, tüm dilekçeleri sizin adınıza verecek, formları dolduracak ve sizi emeklilik maaşınıza kavuşturacak. Dünyanın neresinde olursanız olun. Amerika Birleşik Devletleri'nden Avustralya'ya kadar, Avrupa'dan Güney Afrika'ya kadar, dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, İngiltere, Avusturya, Belçika, neresi aklınıza gelirse. Suudi Arabistan, Katar, Güney Afrika, Avustralya, Yeni Zelanda, Mısır, Cezayir, yani nereden beni izliyorsanız, Rusya, Çin, Japonya, neresi olursa olsun. Şimdi ve siz sadece 120 euroya emekliliğe kavuşuyorsunuz, emekli maaşınıza. Bitti mi? Hayır. Hanımlara bu 120 euro üzerinden yine indirim var. Sadece kanalımızın izleyicileri için, kanalımızın aboneleri için. Nedir peki bu? Hanımlar bu işten en çok yararlansın istiyorum. Çünkü hanımlar bizim toplumumuzda hep geride bırakıldı. Beyler kusura bakmayın, bu gerçek. Erkeklerin dediği oldu genelde. Ama şimdi biz hanımlara, hanımlar da bu büyük fırsattan yararlansın diye, eğer hanımlar eşleriyle, kocalarıyla birlikte danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı veriyoruz. Ne demek bu? Normalde bir kişi 120 euro. İki kişi danışmanlık alırsa 240 euro yapıyor, ama hanımlar eşiyle beraber alırsa sadece 180 euro ödeyecek iki kişi için. Tek başına hanımlar alırsa yine 120 euro, erkekler de tek başına alırsa yine 120 euro ödeyecek. Bu da bizim kanalımıza abone olanlara özel bir durum. Sadece videonun altındaki abone ol tuşuna basacaksınız ve abone olacaksınız. Bu kadar, başka bir şey yok. Özellikle çocuğu olan hanımefendilere şunu söylüyorum: bu fırsat bir daha gelmeyecek. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu fırsatı sakın kaçırmayın. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az 2000 euro para harcarsın. Bu işleri takip ediyorum desen. Senden bir de bazıları sosyal medyada görüyorum, en az 3-4 bin euro danışmanlık ücreti adı altında para alıyorlar vatandaştan, emekli olmak isteyenlerden. 3-4 bin euro sadece danışmanlık. Şimdi bu dönem bitti. Sadece 120 euroya. Bak yanlış duymadınız. 120 euroya sizin tüm emeklilik işlemlerinizi yapıyor ve emekli maaşına kavuşuyorsunuz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Artık kapı kapı gezme dönemi bitti. Artık kanalımızın izleyicileri aşağıda görmüş olduğumuz telefon numarasından hemen irtibata geçiyorlar. WhatsApp'tan yazıyorsunuz: emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da eşimle beraber almak istiyorum diye. Gençler, hem sizin için, hem eşiniz için, hem de anneniz babanız için harekete geçme zamanı geldi. Niye anne baba diyorum? Bakın, beni izleyenlerin çoğunun yaş olarak benden büyük olduğunu biliyorum. Ancak gençlere, çocuklarına kıyamazlar anneler babalar. Aman çocuklarımın parası gitmesin, aman şöyle böyle falan. Artık
annenizin babanızın da rahat etme dönemi geldi. Sembolik bir ücret ödeyerek, 120 euro ödeyerek anneniz için ya da babanız için ya da her ikisi için, toplamda iki kişi için 180 euro ödeyerek siz de onlara emeklilik danışmanlığı hediye edebilirsiniz. Evet, emeklilik danışmanlığı hediye edebilirsiniz. Şimdi yapacağınız şeyi anlattım. Düşünme vakti değil arkadaşlar. Bitti. Neyi düşüneceksin yani? Alt tarafı 120 euro. Küçümsemiyorum, yanlış anlamayın. Para tabii ki değerli ama emekli olacağım ve hayatta bir sefer böyle bir şey adım atıyorsan mutlaka profesyonel birisiyle müracaat etmek zorundasın. Emeklilik o kadar hassas bir şey ki emeklilik müracaatında yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan, yanlış bir yere işaret koyarsan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Evet, bugün siz emekli oldunuz diyelim, her ay Türkiye'deki banka hesabınıza paranız yatacak. Diyelim ki 7000 lira, 8000 lira emekli maaşınız var. Bir yılın sonunda gittiğinizde bankada 80-90 bin liranız olsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum biliyor musunuz? Birileri diyor ki işte emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da yüksek mi? Nerede yüksek? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Nerede yüksek? Ama hiç olmazsa ölene kadar alıyorsun. Garanti. Şimdi bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dünyanın neresinde olursanız olun, yattığınız yerden, evden hemen şimdi cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Hemen bu numarayı kaydediyorsunuz ekranın altındaki ve arkadaşlarımıza yazıyorsunuz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bunun yanı sıra şunu da söyleyelim. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu, maaşlarını almaya başladılar. Bize olan güvenler için çok çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden pek çok vatandaşımız var. Onlar da kısa bir süre sonra emekli maaşlarına kavuşacaklar. Bunun yanı sıra müracaat edenler var. Hala bize yazanlar, hizmet satın alanlar var. Onların işlemleri de devam ediyor. Onlar da kısa bir süre sonra inşallah emekli maaşlarına kavuşacaklar. Ve bir hayalleri gerçekleşecek. Vatandaşımız kapı kapı dolaşmıyor. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödemiyor. Evet beyler, hanımlar, özellikle hanımlar, artık düşünme vakti değil, harekete geçme vakti. Geleceğinize dair adım artık atabilirsiniz, güvenebilirsiniz. Bundan sonra artık karar sizin. Evet, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese önce sağlık diliyorum. Ardından ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber güzel bir ömrünüz olsun diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın.